Vadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası. Avrupa yakası. Tapşin yürüsün koşsun dua etsin yatsın kalksın. Babamın otoritesini geç, annemin damat takıntısı, abimin şöhret sevdası. Gençliği sollah, kariyeri fulle, çayını da demle, son durak Avrupa yakası. Avrupa yakası. Ben de zengin çocuğuyum. Ben de üniversite okudum. Ben de Nişantaşı çocuğuyum. Ne olur atsanız aranıza. Biri bizi durdursun canım. Ne zaman ayrılacaksın Burhan'dan? Ne olacağız biz? Ya İzzet, yani öyle kolay bir olay mı bu canım? Ben öyle cart diye ayrılamam. Hayatımda öyle büyük bir risk alamam. Tamam, Burhan bir bazen biri çok asabi yapıyor ama beni muhakkak yetten sevdiğine inanıyorum. Yani kararsızım İzzet. Seni kovuyorum lan. Siz beni kovamazsınız çünkü ben kendim istifa ediyorum zaten. Bravo abi. İş dünyasında böyle şeyler olur kardeşim. İş dünyası lan. Hangi işten bahsediyorsunuz? Ve halinize baksanıza, ne işi? Yo, yalnız ben buna daha fazla katlanamayacağım yani. Şimdi benim iletişim koordinatörlüğü şeyimde bir falsom olduysa, bir kusurum, onu anlarım. O zaman söyleyin. Çık lan dışarı. Efendim? Çık lan dışarı. Çıkın lan hadi, çıkın. Bak sen benim doğum günümü mahvedeceksin ama. Merak etmeyin. Mahvetmeyeceğim. Çünkü doğum gününüze gelmeyeceğim. Sosyetik arkadaşlarınızla rahat rahat eğlenin. Benim gibi bir utanç kaynağı sizin çevrenizi rezil etmesin. Kütüphaneye Aslı'na mı verdiniz? Aslı'ya söylemiştim benim kim olduğumu ve bizim aileyi biraz tuğla ve çimento ile daha iyi anlayacaklar demiştim. Bu da okulun açılış davetiyesi. Siz izin verirseniz gelir, vermezseniz gelmez efendim. Ve ne zaman isterseniz sizinle oturup konuşmaya ve birbirimizi daha yakından tanımaya hazırım efendim. Tabii tabii. O zaman bir ararsınız, bize bir kahve içmeye falan gelirsiniz herhalde. Osman Bey, evladım tabii. Zaman neler gösterir, belli olmaz sevgilim. Olmaz olmaz demek için, olmaz olmaz sevgilim. Zaman neler gösterir. Zeka ve hayal gücünden yeterince faydalanılmayan bir yerde Koç Arslan'la sigortada ne yapayım dedim. Efendim odaydı, maaştı falan. Bunların benim gözümde bir kıymeti yok. Maksat dünya medeniyetine katkıda bulunmak dedim. Yapma ya. İşte aman zaman gitme. Bize senin gibi kalifiye eleman lazım. Senin vizyonun bize yeter. Sacit falan dediler, ben hiç dinlemeden ayrıldım. Ya Osman seni kovmuş Sacit. Tazminat alsaydın Sacit. Onlarda bir para var. Ay ye bitmez yani. O kadar çok para var. Şahika sırf zevk uğruna mücevher alıyor biliyor musunuz? Sırf zevk uğruna. Ya ne tazminatı Burhan? Ben kovulmadım ki. Şimdi ben ısrar kıyamet ayrılacağım deyince tabii. Osman abi bari dedi hani çalışma arkadaşların motivasyonu bozulmasın. Ben seni çıkarmış olayım falan. Yani öyle gelişti olay. O zaman ben yanlış anladım Sacit. Şimdi bu arada baba, Osman şöyle bir şey söyledi. Sus artık Aslı. Bir dakika Sacit, kesme. Şimdi Osman'ın şöyle bir arzusu Aslı, var. Aslı, kuyumu kazma. Ya bir dakika Sacit, kesme. Aa. Şimdi Osman dedi ki eğer herkes için de... Aslı, intikamım çok acı olur kızım. Ay bir dakika Sacit, kesip durma beni. Aa, seninle alakalı değil, başka bir şey söyleyeceğim ya. Hasta mıdır nedir? Osman dedi ki bu hafta bir akşam size gelmek istiyorum, babanla görüşmek istiyorum. Önemli bir konuda dedi. Aferin. Biz zaten aramızda konuşmuştuk. Bir akşam gelin, tanışalım, konuşalım, anlaşalım demiştik. Hadi hayırlısı bakalım. Hayırlısı, hayırlısı mı? Ay çok
Şükür Allah'ıma. Gelsin, gelsin. Ay ne yazıldıysa o tebi gelsin. Ay çok şükür bugünleri de gördüm. Allah'ım sen nazardan sakma yarabbim ya. Nasıl da yakışıyorlar. Mamış bebekleri olur yenge. Ay Aslı, ilk çocuğunuza Burhan ismini koysanız gelin. Durun yahu, kendinizi kaybettiniz hemen. Fal yok, yumurta yok. Aslı ne dedi? Gelip isteyeceğim mi dedi sana? Ay başka niye gelip konuşsun Tahsin'cim? Hemen istemeyecek belki ama yani niyetim ciddi filan demeye gelecek herhalde. Hayır, kız ailesine niye konuşmaya gelinir? Ya hayır, öyle bir evlilik filan öyle bir şey konuşmadık biz ya. Zaten şu anda yani de arkadaş gibi bir şeyiz. Aileden izin almadan senden evlilik konuşur mu bu çocuk ayol? Aa, derli toplu bir adam, yol yordan biliyor. Ay hadi hayırlısı. Ay dur hemen gideyim Terzi Muhalla'yı arayayım telefonla. Buyur anne. Affedersin, düğünde ne giyeceğim Aslı? Ha, ne giyeceğim? Aa, kadında sıra vardır. Şimdiden aramak lazım. Ben ne giyeceğim yenge? Ay dur şimdi sen. Aslı'cığım nerede oturacaksınız? Öyle uzaklara falan gitmeyin sakın ha. Ha? Öyle Çengelköy'de yalımalı almayın sakın ha. Yani burada Nişantaşı'nda böyle güzel bir ev bulun. Orada böyle yakın yakın oturun. Ben kızımdan ayrılamam. Ay. Çengelköy'e gitmesin bu kız. Niye gidiyor? Buralardan bir ev alsın o Osman denilen hıyar. Kim diyor o? Kim diyor o ya bu kızımızı burada götürüyor ya? Bir yere gitmesini, bir yere gitmesini istemiyorum. Susun be. Aa, didirdiniz mi hepiniz? Kendinize gelin. Herkes dünden razı bakıyorum. Bir gelsin, konuşsun, bir dinleyelim, anlaşalım. Bakalım ben verecek miyim kızı? Ay Tahsin'cim, pırlanta gibi bir adam. Yaptırdıkları okulun kütüphanesine Aslı'nın adını vermişler. Ne asil, ne asil bir davranış. Ay Allah gönlüme göre verdi. Çok asil birisi. Çok yakışıklı. Çok, çok kibar. Çok, her şeyi çok. Ay Osman'a bir maaş kılayım acaba? Ay Burhan. Yazık ya, Aslı'nın şu meymenetsiz suratı bile gülecek sonunda kısmetse yenge. Niye meymenetsiz oluyorum Makbule abla ya? Ah yavrum, ben senin o meymenetsiz suratını bile özleyeceğim. Ya niye götürüyor bu çocuk ya? Niye Çengelköy'e götürüyor bu kızı ya? Çengelköy dünyanın öbür ucu değil mi? Ya Çengelköy nereden çıktı Burhan Bey? Aa. Kafayı yediniz hepiniz be. Aa. Herkes bir kendine gelsin bakayım. Aa. Ya Koçaslan'ın ailesi önemli bir ailesi. Biz de önemli aileyiz. Aslı, Osman Bey cuma akşamı gelsin bir konuşsun, niyetini anlayalım bakalım. Aman İfo, ikramda kusur etmeyelim. Ne olur hiçbir konuda altta kalmayalım. Şu perdeleri değiştirse miydik, pek eskidiler. Ay yenge, gümüşleri parlatayım değil mi? Aa, gümüş dedin de aklıma geldi. Ayol gümüş buz kaba alacaktık Tahsin, bak almadık, rezil olacağız. Allah Allah, sanki kral geliyor. Halbuki kral gidiyor. Sacit kral. Hadi eyvallah. Nereye gidiyorsun Sacit? Dükkana. Ay sen dükkan mı açtın? Hadi hayırlısı olsun evladım. Yok, senin muhallebiciye gidiyor. Sen muhallebiciden ayrıldın ya. Biz oraya başkasını bulacağız. Nasıl yani? Canım ayrıldım, yok vazgeçtim, çalışacağım, olmaz ki. Oyuncak mı bu? Kaç senelik müessese. Sen artık işsizsin. Kusura bakma. İşsiz miyim? Ben şimdi ne yapacağım bütün gün evde? Mahpudiye yengele yardım edeceksin. Ay evet Sacit, cumaya kadar bir sürü hazırlığımız var. Mahpule, sizin tarafın kapısı çalıyor. Ha tamam yenge. Hiçbir şey diyeceğim, Sacit benim asistanım olsun. Ben onu yetiştireyim ha. Koç be. Asistan derken? Bittin sen Sacit. Ha, bu kızı bu Osman Çengelköy'e götürmesin ya. Hiç aklıma yatmıyor benim. Ya da şöyle bir şey yapalım. Yalıda birer kat versin bize. Neşeyle kulerek biz de oturalım orada. Ekleyen, cuma akşamı bu konuyu konuşalım. Unutma. Aa, İzzet, günaydın. Ne yapacağız biz Makbule? Ya dakika bir gol bir yapma bunu İzzet ya. Kaçıncı dakikada yapayım? Sen söyle o zaman. Nasıl yani? Ya sabır taşımayayım ben Makbule. Ne zaman ayrılacaksın bu Burhan denen kakalaktan? Bu
işler öyle ha deyince olmuyor İzzet. Ne diyelim? He diyelim, ho diyelim, hoş diyelim. Hoş mu? Ya sana değil Makbulem, Burhan'a diyelim diyorum. Yanlış anlama beni. Bak İzzet, anacığım. Burhan Bey'in bana olan sevgisi çok derin ve çok köklü. Ben onunla münasebetimi bitirmeden sana hiçbir şeycikler diyemem. Ne zaman bitireceksin? Bu işler öyle kolay olmuyor anacığım. Adam hayat sigortasında ailesini sallamış bir tarafa. Ölürse para alayım diye benim ismimi vermiş, düşün ya. Hemen öldürelim o zaman. Bir taşla iki kuş. İzzet öyle deme ya. Ayıp denen bir şey var. Öldürse kime ayıp olacak ki? He? Ya adam ailesini sallamış diyorsun. Ölü desen ölmüş olacak zaten. Hani bu durumda nezaket falan düşünecek hali olmaz yani. İzzet böyle şakalar yapmadan hoşlanmıyorum. Şaka derken? Bak İzzet anacığım sen beni bir dinle. Tamam ben de seni seviyorum. Ama Burhan Bey'le ilişkimi usulüne uygun bitirmeden sana hiçbir şey diyemem. Ne zaman ki ayrılırız takkasına gel beni iste. Hadi ya. Tabii ne demek? Ayıptır sonrası bunlar ne? Ha bunlar şey biz depoyu boşaltıyoruz da. Hı-hı. Bunlar da kaç yıllık deri ceketler. 60 liraya veriyoruz. Yani aslı filan gelsin baksın. Beğendi olursa da alsın. Hı-hı. Ya vatan geminin malları işte. Hı-hı. Ay günaydın kız. Ya bu yeni alışveriş merkezi beni benden aldı be. Ay Şahika yine mi alışveriş yaptın? Hastalık vallahi sende bu ha. Ay ne var kız, belki harcıyorum. Ayrıca da iyi geliyor. Aldıkça içimin yağları eriyor sanki böyle. Şahika, bence sen alışveriş koliksin. Böyle bir hastalık var biliyorsun değil mi? Neler aldım bakalım? 12 tane ayakkabı, 5 tane çanta aldım. Ay aldıkça bünyede böyle bir rahatlama, bir mayışma. Oo, sefam olsun. Hakikaten mutluluktan yanakları pembeleşmiş. Aa yok, onun sebebi o değil bebeğim. Detoks programım yeni bitti. Bütün vücudum toksin attı. Detoks mu? Şimdi bunun İngilizcesi detoxification. Ya ben duygularımı İngilizce daha iyi ifade ettiğim için. Ama Türkçe'de arınma manasına geliyor. Yani vücudundaki zehirli maddelerden kurtuluyorsun. Cildin güzelleşiyor filan. Teşekkür ederim Şahika da ben bunları zaten biliyorum. Hatta ben bunların kitabını bile yazarım güzelim de. Ben detoks için bir merkeze gidilmesi gerekiyor sanıyordum. Yo bebeğim hazır programlar var. Saat saat sana ne yapacağını söylüyor. Hazır tozlar var. Karıştırıp suyla kafada döküyorsun. Kendin pişir kendin arın. Hadi ya. Ne var? Bunu ben de yapabilirim. Böyle şeylere esas ben bilirim. Detoks zaten benim alanım. Da benim bundan niye daha önce haberim olmadı? Ya bırak. Lütfen hırs yapma canım. Lütfen hırs yapma. Ay kız. Bu ayakkabıların bordosu da vardı be. Gidip onu alsam mı acaba? Yok ya bunlar giyilir mi ya? Kim bilir hangi yıldan kalma bunlar. İzzet de ucuz diye bize kakalayacak yani. Ucuz mu? Ne ucuz ya? Hangisi ucuz? Ne? Anlamadım. Eski deri ceket getirmişler. Tanesi 67 TL. 67 TL mi? Vay anasını. Derisi de yumuşak ha. Pis kokuyor. Çünkü gerçek deri çok pis kokar. İnci gizil. Ay biraz renkli bunlar ama. Aa, renk bağı gidiyor. Bak şöyle daha iyi tarif etmek açısından böyle bir bak. Ben şimdi açık kumral İngiliz tipi, saz benizli bir tip olduğum için renk bağı gidiyor. Esmer olsam gitmez mesela. Tanrı verdiği gibi kara kuru bir şey olsam hiç yavuşmaz. Tanrı verdiği yakışmıyor mu hiçbir şey? Yok, onu olmaz. O hiç yakışıklı değil. O olmaz. Ben çok yakışıklıyım. Ben mesela çuval giysem yakışıyor. Çünkü çok iyi taşıyorum. Manken gibi bir vücudum var. Evet. Şimdi acaba indirim yapıyorlar mı? İki tane alsam. Ay. Ya. İyi oldu ya. Ay. Asiye'm. Nasıl buldun?
yani 80'li yıllarda ve kadın olsaydınız çok şık olmuştunuz da. Ne demek şimdi bu? Yani biraz iddialı mı acaba bu model diye? Ha, iddialı buldun değil mi? Hani. O zaman ben de iddialı ortamlarda giyerim. Ne var? Mesela cuma akşamı Osman Bey geliyor. O iddialı bir ortam olduğu için ben de iddialı bir kıyafet giyebilirim. Çünkü iddialı bir ortam. İddialı kıyafet gerektirir yani bence. Değil mi? Olabilir. Ay. Çok güzel oldu ya. Ay. Ay çok güzel ya. Derisi de çok yumuşacık. Baksana. Ay çok güzel ya. 50'ye verseler alayım bir hacı. Yapmazlar mı bir indirim? Ne olur bordosunu alayım be! Ne olur. Ya bacım, aynısının 6 tane renginden almışsın. Manyak mısın sen? Ay bordosu da kalsın şekerim. Bordo ayakkabı koleksiyonum var. Ay hasta vallahi bu be. Ya ben de memnun değilim bu alışveriş hastalığımdan. Lütfen beni engelleyin arkadaşlar. Ama şöyle ki. Şimdi bu bordo ayakkabı. Yılan derisi olduğu için. Ha böyle önü açık. Olduğu için... Ay dayanamayacağım! Ay ne olur alayım! Ne olur! Arkadaşlar, boşuna uğraşmayın. Bu eskiden de böyleydi. Hayatımızda bir kere öğle yemeğine çıktık. Restorana gidene kadar 50 metrelik yolda... ...tam bir saat alışveriş yaptı ya o. Bakıyorum o günü unutamıyorsun Kubi. Nasıl unutabilirim Şayka Hanım? Ondan sonra Kubilay Şayka'ya aşık diye bir dedikodu çıkardın. Ve ben tam bir yıl, evet bir yıl bu kara lekeyi bünyemden atamadım canım. O zamanlar tabii detoks da yoktu. Sen kendin kara lekesin gerizekalının başkanı. Çöpü bacaklı karın gibi sen de kafayı detoksa taksan ne yazar? Sen karımı kıskanıyorsun canım. Evet. Sen benimle evlenemedin ama yaprak evlendi diye kıskançlığından çatlıyorsun ya. Hadi be. Hop. Çüş. Bay Peynircioğlu. Efendi. Rahat mısın sen be? Sen rahat mısın oğlum? Ben var ya seni. Aşağıdaki ayakkabıcı ucuzluğa girmiş. Allah! Abi inanamıyorum çok güçlü ya. Sıkı tut abi direniyor. Benim işi asla bitmez Sacit. Bunu hiçbir zaman unutma. Niye yapıyoruz onu? Soru sorma beni dinle. Peki. Bak bir yer temizlenirken öteki taraf kirlenir. Sen yemek yaparken birileri önceki yemeği yer. Yani ev işi yapmak bir savaştır. Ve bu işin sırrı... ...asla pes etmemektir. Ha, sürekli saldırı yani. Ha? Taarruz mu? Yoksa sürekli savunma mı? Çünkü en iyi savunma sürekli saldırıdır derler yani o bakımdan. Ya beni lafadık mı Sacit ya? Ya bir sürü işimiz var hadi. Bir, iki. Hop başla. Sacit ayna gibi olacak. Böyle baktığında kendini göreceksin. Ya normal ayna kullansak olmaz mı? Daha pratik. Allah Allah her şeyi de bir uzaktan kumandana bulaştırma ya gümüş parlatıcıyı. Kumandana bulaştırır mıyım? Koskoca kumandan. Emirlerini bekliyoruz. Savaştayız ya. Pabuç gibi sarma sen küçük yap.
Ya ağza girebilecek kadar küçük olması yetmez mi yani? Parmak çocuk için mi yapıyoruz bu dolmaları biz ya? Ay Allah'ım ya! Pırıl pırıl yapsın. Sadece parmak izi kalmasın. Niye? Kimliğimizi mi tespit ederler? Şşt, hiçbir yapma, içimdesin sen. Oh. Ay! Nasıl buldunuz Şahika Hanım? Bir moda otoritesi olarak düşüncelerinizi almak istediğimi nasıl buldunuz? Çok merak ediyorum. Ay Burhan'ım, kız yıkılıyorsun be. Var ya, İstanbul'da erkekler hiç böyle giyinmiyorlar. Halbuki Londra'ya falan git, bir sürü böyle giyinmiş adam kol kola geziyor. Teveccühünüz. Ay çok heyecanlandım. Ben beğeneceğinizi hiç düşünmemiştim. Gerçekten gümbür gümbür atıyor şu anda. Var ya, şimdi Allah yukarıda. Ben senin giyim tarzını bugüne kadar kasaba esnafı olarak tanımlıyordum. Kasaba esnafı mı? Ama şu anda bebeğim resmen kendi tarzını yaratmışsın. Budur bence Burhan. Sen busun kızım. Ay Rilinto, gerçekten mi ya? Ay çok sevindim. Kendi moda çizgimi en sonunda buldum demek ki. Hemen bunun açık mavisi de var, onu da almalıyım. Yaz, kış hepsini giyerim Hohan'a kadar. Ay çok sevindim. Ay Burhan, dikkat et, alışverişe çok takılma bebeğim. Vallahi bir takılırsın iflas edersin ha. Vallahi bende bu bir hastalık. Babam diyor ki, vallahi sen evi köyü böyle yiye yiye bitireceksin müflisin başkanı diyor. Yok yok, ben çok tutumluyumdur. Hesabımı kitabımı iyi bilirim. Mesela şey, bu ceketi sizce ben kaça aldım? Ne bileyim ben. Tam mı ne diyor? 1,5. Oh, o ne ya o? Nadir yukarıda, in aşağı. 750. Anam, o da yukarıdaymış ya. İn. 500. Ay hep yukarıda ya. İn diyorum ya. 400. İn Allah'ım ya Rabbim ya. 300. İn dedik lan, in sen aşağı. Ne diyorsun sen be, terbiyesiz mi başkanım? Lan mı dedin sen bana? 60 TL KDV dahil. Ne? Evet. Sudan ucuz be. Evet biliyorum. Onun için ben açık mavisini de almalıyım. Yani 5 gün boyunca sadece bunları suya karıştırıp içiyorsun, yemek yemiyorsun ve vücudun tüm toksinlerden arınıyor. Ay peki aç kalmayacak mısın şekerim? Hayır Fatoş. Eğer Şahika yapabiliyorsa ben de yapabilirim. Bu işlere esas ben bilirim. Detoksuma şu anda başlıyorum. Ben güyümüyoruz öyle yedi ya. Hem annemi hem babamı. Ne yapıyorsun kardeş teyzem, bu ne ya? Bak benimkileri minik 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 ya. Bak bir kaşığa tam 20 tane mantı sığacak. Öyle küçük yapacaksın. Abla hatırlatırım bak, biz Japon değiliz. Ya niye her şey bu kadar küçük olmak zorunda ya? Dolmalar küçük, mantı küçük, öf. Makbulü öyle de ondan. Normalinde bir kaşığa 40 tane sığması gerekir de biz 20 yapıyoruz, tembel işi. Allah Allah ya, sonuçta bunlar yarım saat içinde hapur hupur yenecek. Yazık değil mi ya? Hep söylerim kardeşciğim. Mantı suya yazılan yazıdır. Tiyatro değil miydi o ya? Ben onu bilmiyorum anacığım. Ben sadece mantıyı biliyorum. Hey annem hey babam ben yürüyemem. Şahika Hanım, dikkat ettiniz mi? Herkes ceketime bakıyor ya. Nasıl bir tarzsa artık bu. Öyle bir şey yaptım herhalde. Burhan, ne olacak benim bu halim? Ay ne var ki Şahika Hanım, kilo olarak mı? Ne kilosu be angut? Ne var kilomda? Ay yok, tabii ki bir şey yok. Zaten kadın dediğim böyle etine dolgun olmalı. Ele avuca gelmeli böyle, taşmalı olsun. Hiş, bu dediklerini duymamış olacağım Burhan. Ya alışveriş hastalığı mı diyorum ya, tutamıyorum kendimi kızım. Ay evet Şahika Hanım, ben de ona değinmek istiyorum. Çok gereksiz para harcıyorsunuz. Milli seyret uçup gidiyor. Sizin ayakkabılarınızı verdiğiniz parayla ben Nişantaşı'nın göbeğine apartman onda girdim vallahi. Bana bak Burhan, sen benim harcamalarımdan sorumlu müdür olsana be. Ha? Bak kredi kartım param sende dursun. İhtiyacım olduğu zaman senden alayım. Hadi be bebeğim.
Ay, bindin mi? Ha, taşlık gibi. Yani sen sor bana mesela buna niye ihtiyacınız var diye. Eğer ihtiyacım yoksa bana para verme. Tamam. Ha bebeğim ne dersin? Ne olur kız, yoksa babam beni kredi kartımın limitiyle dövecek yakında. Ses bilmem ki. Size karşı da bir zaafım olduğu için benim... Nezaket yapma ha. Beni kararlılığınla döv bebeğim. Tabii ki estağfurullah Şayka Hanım. Burhan kulunuz her zaman sizin emrinizdir. Ay sus bir. Kırılıp dökülme. Aa! İsrafsa israf diyeceksin Burhan. Bana para vermeyeceksin. Yemin et gereksiz harcama yaptırmayacağını. Peki efendim. Gereksiz harcama yaptırırsam... Şöyle böyle olayım de. Gereksiz para harcama yaptırırsam... Tamam. Yamulayım böyle gezeyim de. Yamulayım böyle gezeyim de. Gözümdeki kıllar burnumun üstünde çıksın de. Neyse. Bu gözümdeki kıllar burnunun tepesinde çıksın. Hala inandırıcı değil Burhan. Şayka alma gereksiz harcama yaptırırsam... Kulaklarım ayaklarımla yer değiştirsin de. Eğer Şayka Hanım'a gereksiz para harcatırsam... ayaklarım kulaklarımla yer değiştirsin. Ya. Ha? Yani aman ya tedirgin oldum Şayka Hanım. Çirkin çirkin resimler gözümün önüne geliyor. Ve rüyalarıma girecek ve hiç anlaşıl değilim. Tamam efendim. Sacit. Ne yaptım yine be? Bunlar böyle mi duruyordu ha? Nasıldı? Bak şu lambanın çıt çıtı tam yengemin eline attığı yerde çıt çıt burada olacak. Altındaki örtü böyle ucu dayıma bakacak. Bu kedi de al kendin yerleştir. Böyle hafif lambaya değmeden Aslı'yı kesecek. Niye? Kedi Aslı'yı mı beğeniyor? Ya siz nasıl bir masal dünyasında yaşıyorsunuz ya? Biz evden çıkınca biblolar canlanıyor mu? Siz vallahi evde otura otura kafayı yemişsiniz resmen. Hadi sadece çok konuşma kediyi yerleştir. Hadi göreyim, göreyim. Oldu mu? Birazcık daha yamuk, yamuk. Oldu mu? Çok oldu, geri al. Abla, Tibet'e gidip zen bahçesi yapalım daha iyi. Ya bu nedir böyle milimetrik durumlar be? Of, bunun adı tertip, kardeş teyzem. Yok, bunun adı resmen simetromani. Tabii hastalık bu, bunun tedavisi falan var ya. Ay çok konuşuyorsun Sacit. Hadi hadi hızla ilerlememiz gerekiyor. Daha halıların saçaklarını tarayacaksın. Pardon ne yapacağım? Halıların saçağının kendi tarağı var. Dağınık mı dursunlar ya? Biz her gün onları tarıyoruz. Halıların saçaklarını tarıyorsunuz. Böyle ortadan yandan ayırma falan böyle hani seçtiğiniz bir model var mı özel? Böyle düz. Röfle falan. Ne diyorsun Sacit ya? Ya sen ne diyorsun abla? Sen ne diyorsun ya? Siz deli misiniz be? Sizin ruh sağlığınız nasıl yerinde kalıyor ya? Allah Allah, bu kadın olmak ne berbat bir şeymiş kardeşim böyle. Abla bu nasıl bir hayattır ya? Ya ben muhallebiciyi çok özledim. Ya çok özledim ya. Muhallebicim benim ya. Ay. Senin miydi bu çekikler? Tahmin etmeliydim. İyi ne yapalım? Helalinden ben sana 50 papel vereyim ha hacı. Çıkar ver ceketi. Niye? Çıkar ver lan. Niye veriyorum ya? Fiyatına mı bakacaksın? Ha? Niye olduğunu anlamadım. Hadi güle güle. Hadi. Niye ya? Ne oldu ceketi şimdi? Yok böyle bir ceket lan. Orada duruyor ya. Ya bende sana satılacak ceket yok kardeşim. Hiç böyle bir tüccara yavaşacak hareketler değil bir defa. Tüccar kılıklı adam böyle düşünmez. Duygularını her zaman böyle biraz geriye doğru itmelisin. Ben sadece zavallı bir müşteriyim, bunu unutma. Ulan defol git, kafamı bozma benim ha. O zaman 60 vereyim sana. Ya sen ne yapışkan bir adamsın ya. Vermiyorum ceketi, ben giyeceğim, var mı? Ama daha çok yavaştı ya. Çok yakıştı. Şaptın şeker oldun. Bas git lan. O zaman ben açık mavisini de alacağım. İki tane alacağım. Yağlı müşteri ya. Cebim para dolu. Defol git, döverim şimdi seni burada ha.
bildiğin gibi olsun. Yalnız bu yaklaşımın hiç profesyonelci değil, onu sana söyleyeyim. Çünkü bu ceket var ya, bu ceket... Bu ceket bir defa bana çok yakıştı. Anladın mı? Çünkü benim tarzım bu ceket yok mu? Bu... Lan! Hırsız! Gel lan buraya! Ben bu ne ya? Çimen karışımı, ihtiyacım olan tüm vitaminler ve mineraller. Yaprak, bir tanem. Bu detoks, baş dönmesi, kusma, üşüme, titreme gibi yan etkiler yapıyormuş canım. Olabilir ama Şahika başardıysa ben de başarabilirim. Ay Yaprak, nasıl içeceksin onları? Hayır, daha da önemlisi insan yemek yemeden yaşayamaz ki kardeşim. Bari en azından sabahlara bir tost ye, ne bileyim azıcık tutsun yani. Çok mersi, çöp yemiyorum. Tahsin'cim, yarın adam akıllı bir alışveriş yapalım, erzak alalım eve. Osman Bey'e çok iyi ikram yapmamız lazım. Yapalım, yapalım. Aslı konuşmuş mu? Konuşmuş, konuşmuş. Cuma günü benim için de müsait demiş çocuk. Hadi bakalım. Ay, acaba bir yüzük falan takar mı? Sacit, senin günün nasıl geçti? Hiç işte dayı, yani evde oturmak iş dünyası gibi değil tabii, rahat. İyi akşamlar Makbule abla. İyi akşamlar. İyi akşamlar bacım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Size de. Aa, ne haber abi? Rahatsız etmiyoruz değil mi Tahsin amca? Bir konuyu konuşmaya geldik. Buyurun buyurun. Gelin bakalım. Hayrola? Ağlaya basmadan yalnız da saçakları yeni taradık. Pardon, bir dakika bakar mısınız? Evet, çok özür dilerim. Tanıyamadım ben ya. Neslihan yargıcı değil mi siyahların kadını? Evet, çok özür dilerim. Sizi böyle durdurdum aniden ama... bu ceket müthiş bir şey. Olağanüstü bir şey. Bu nereden buldunuz? Aa, beğendiniz mi? Aa, bence de çok güzel ama çok iyi taşıyorum. Ondan ölebilir. Süper bir şey. Siz bunun farkında değilsiniz. Bu müthiş bir parça. Bu bir hakiki retro. Aa. Beni çok heyecanlandırıyor. Müthiş bir şey. Süper. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu rengi giymek büyük cesaret ister. Vallahi bravo size. Aa, sağ ol. Süper, tatlım. Süper, sağ süper. Ol. Moda konusunda cesur olmak gerekiyor. Yoksa insanın kendi çizgisi olmuyor yani. Aynen katılıyorum. Aynı fikirdeyim. Hiçbir şeyden etkilenmeyin. Ve kendi çizginizde gidin. Çok teşekkür tamam ederim. Siz de kendi bu siyah çizginizden kesinlikle vazgeçmeyin. Bağlantıyı kopartmayalım. Şak! Lanç yaparız peki. Hadi görüşürüz. Hadi baba. Hadi baba. Araşırız. Tamam, araşırız. Hayırlısını ya. Moda dünyasına, bodoslama daldım Burhan. Burhan. Burada mısın Burhan? Ya ne kadar ceket, nasıl bir ceketmiş bu? Kimse yaptırmam bunu! Benim ulan bu! Benim! Kimse yaptırmam bunu! Nasılsınız bey amca? İyiyim, iyiyim, sağ ol. Biliyorsunuz ben sizi çok severim. Eksik olma, sağ ol. Ya Tahsin amca, uzun sözün kısası... Biz Sacit Süslütçüoğlu muhallebicisi düşünemiyoruz. Mekanın ruhu kalmadı ya. Sacit çok iyi bir işletmeci Tahsin amca. Bence büyük kayıp olur. Tacit'li de işletmecilik teklif ettik. Reddetti Sacit. Öyle mi? Ulan sen ne birinci sınıf bir adamsın Metacı. Sacit geri dönsün bey amca. O gelmezse biz de uğramayız sizin dükkana yani. Tahsin amca gerekirse biz parasız yardım ederiz Sacit'e. Maksat iş yürüsün. Aa, hoş geldiniz deli onlar. O zaman... tabii.
Ver lan ceketimi, hırsız. Ya bu benim ceketim, bu benim tırzım ama yolda bütün modacılar çevirip soruyor ben ya bunu. Senin ceketin değil o. Para bile vermedin lan lavuk. Aa, bütün derdin o mu? O zaman ben sana takdim edeyim. İstemez. Benim sana satacak ceketim falan yok. Ver lan ceketimi. Ver lan. Çıkar lan ceketimi. Bırak lan. Çıkarsın lan. Yasayın lan ceketimi. Bırak ya. Yırtıcıksın, agresif. Bir dakika. Şimdi sen öyle dur. Şimdi bana bak. Ne görüyorsun? Deri ceket giymiş kakalak. Ya biraz daha ciddi ol. Lütfen ciddi soruyorum ben sana ya. Sen sanatkar bir insansın. Eserinin bir mankenin üzerinde olması seni heyecanlandırmıyor mu ya? İçinde bazı kıpırtılar olmuyor mu? Oluyor. Hah işte onu diyorum. O ceketle seni boğmak istiyorum. Ana. Versene lan ceketi. Aa, çıkar lan. Niye lan? Versene lan. Bırak lan. Bırakmam lan. Hastır. Bırak lan lan. Gelsin lan. Yapma lan. Yırtıcıksın lan. Agresif. Yırtıcıksın lan. Ceketini bırak. Bırak lan. Bırak lan. Bırak lan. Aslın yok mu Tahsin amca? İşte daha gelmedi oğlum. Boşanıyormuş değil mi? Evet evet boşandı. Boşandı sayılır da formaliteler işte. Vallahi ben yalnızım hala. Kısmet. Belli mi olur böyle işler? Aa, ne demek kısmet? Ne demek kısmet? Taceddin oğlum herkesin kısmeti kendine. Aa, hiç öyle ümitlenme geçmişe mazi denir. Boşuna da kendini üzme yani. Zaten sizin işinizin olmayacağı ta kaç sene evvelden belliydi. Nasıl belliydi? Nereden belliydi İffet teyze? Aa oğlum Aslı'yla ikiniz olmazdınız. Uyuşmazdınız. Böylesi daha iyi. Canım neyse bir yıl önceki mevzu. Yeniden sohbete lüzum yok. Sadece bak arkadaşların dükkana geri dönsün diyorlar. Ya öyle diyorlardı. Sen ne diyorsun? Yani ben aslında şahsen... Çok özledim ben dükkanda. Lütfen geri döneyim ya. Ben süper işleteceğim bu sefer. Gerçekten çok özledim. Lütfen geri döneyim yani. Ya olsun. Bir musibet bin nasihattan hayırlıdır derler. Ah, sen benim bugün yaşadığım musibetleri bir görsen dayı. Yani sadece çok akıllı, becerikli, iyi bir işletmeci. Sağ ol dayı. Olduğundan değil tabii. Evet. Bu kadar sağlam arkadaşlıklar kurduğun, bu üç delikanlıya kendini sevdirdiğin, yani iyi bir insan olduğun için... İşini sana geri veriyorum. Allah'ım. Yaşasın abi be. Hayırlısı olsun abi. İzzet dayı bizim verdi o. Yaşa be. Kardeşim. Aa, o ceketi buran almadı mı? Yok. Biz anlaşamadık. Neyse ben öteki ceketleri de alayım. Kalmasın burada. Şerefe beyler. Dostluk budur işte. 4 silahşörler diyebilir miyiz abi kendimize? Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için beyler. Şayika da geldi mi benim keyfime diyecek yok vallahi. Ya bayağı sevdin sen bu kızı be Sacit. Vallahi ne bileyim abi yani alıştım falan ya. Hani görmeyince arıyorum. Biliyor musun? Hadi hayırlısı kardeşim. Ya keşke ben de böyle birini bulsam ya. Ben de bulsam hatta. Yalnızlık zor. Allah sevenleri kavuştursun beyler. Aşkım, ay çok sevindim. Yeni işinde, daha doğrusu eski işinde başarılar dilerim. Sağ ol tatlım. Geç otur. Cuma akşamı Osman abim geliyormuş ha. Ha öyleymiş. Hadi bakalım. Büyük bir aile olma yolunda ilerliyor muyuz ne kız? Dur bakalım artık Şayika. Nil Burak ne demiş biliyorsun. Olmaz olmaz deme hiç. Olmaz olmaz sevgilim he. En kötü günümüz böyle olsun böyle. Hanımlar en kötü günümüz böyle olsun. Osman hanımlar çok koşturup böyle hazırlık yapacağız diye kendilerini yormasınlar zahmet etmesinler dedi. Ah canım. Ayrıca da dedi ki annem falan sakın öyle yorulmasın. Gerekirse bizim otellerden biri gelir yemeği hazırlar. Hatta garsonlardan biri de gelir servisi yapar eder dedi. Ne? Dur bakayım ne demekmiş o? Ay gariban mıyız biz kızım ne demek o onların otelinden gelip yemek yapacaklar? Evelallah biz en iyisini yaparız yenge. Bak şimdi sinirlendim doğrusu. Ay babacığım hayır zahmet olmasın diye söylüyor çocuk bunu ya. Ya biz yemek hazırlatamaz mıyız? Aman eyvallah. Bak bu ne var? He? Garson tutamıyor muyuz? Tabii ayol. Sabit Efendi var. Sabit Efendi? Tabii Sabit Efendi'den daha iyi uşak mı bulacağız ya?
Olur mu hiç Tahsin Sabit Efendi? Niye olmasın canım? Evin düzenini bilen adam. Yabancı girip çıkmasın eve. Sabit yapar, Sabit yapar. Of. Bir de Osman dedi ki ya dedi bu Burhan sizin amcaoğlunuz mu teyze oğlunuz mu dedi. Yok dedim hiçbiri değil Makbule ablamın sözcüsü dedim. Niye merak etmiş ki? Yani işte sizin evde sizinle birlikte yaşıyor ne alaka filan dedi yani. Sakın para filan veriyor demeseydin kızım. Ay demedim anne vermeyeyim. Ay çok yakınımız yıllardır eski ahbabımız evladımız gibidir. Zaten bak Makbule ablam da nikah günü aldılar alacaklar. Müstakbel eniştemdesiydin. Nikah günü mü? Hayır yani çocuk haklı olarak şimdi Aslı'yı hiçbir yere salmıyorlar ama ötekinin sözcüsü aynı evde yaşıyor filan diye düşünüyordur yani. Allah Allah ona neymiş? Ben geldiği zaman uygun bir dille anlatırım ona. Bizim ne kadar düzenli, disiplinli, nizamlı, intizamlı bir aile olduğumuzu anlasın. Bu sefer işi sıkı tutmak lazım. Bak Cem'le laubali olduk, tepemize çıktı sonra. Ay Burhan Bey lütfen ısrar etmeyin. Ben yalan söyleyemem, kusura bakmayın. Hadi görüşürüz. Ya ne var bunda, nereye gidiyorsun? Diyeceksin ki İzzetciğim... Ay diyeceksin. Ben bu montları çok beğendim. Özellikle sitli kahve ve açık mavi olanı diyeceksin. Parasını vereceksin, alacaksın, sonra bana geri getireceksin. Ya Burhan Bey demek ki adam size satmak istemiyor. İstemiyor. Sizin Makbule abla yüzünden böyle üçünüzün arasında bir takım tatsız tuzsuz anılar var. Ben hiç bu hikayenin parçası olmak istemiyorum gerçekten. Lütfen yiyorum. Yap bir eniştene kıyak. Ay Burhan Bey ya kusura bakmayın. Ya yarın öbür gün ondan sonra üzerinizde görürse montları. Ah be gülüm. Eline mi yapışır? Hadi tatlı kızım. Ay ay ay. Hiçbir tarzım değil gerçekten. Ama montlar hepsi benim çok tarzımdı. Ha, kader işte ne yapacaksınız? Bana bak kız. Vallahi seni alırım ayağımın altına ha. Yapmadın benim işimi. Yapma benim işimi. Vallahi çıkarım ha. Ne diyorsun be? Sesini yükseltme bana. Terbiyesiz. O zaman Osman geldiğinde bütün seni rezil ederim ha. Bütün foyalarını ortaya çıkartırım. Bütün kirli çamaşırlarını ortaya bir anlatırım ha. Hangi kirli çamaşırlarımı? Aa şey o tişörtlerini, sudyenlerini, çoraplarını aynı çekme. Yapmayın ha. Deli misiniz Burhan Bey ya? O zaman Cem'le bütün o edipsiz tartışmalarını, yüzüne maske sürüp cadı gibi yatmalarını, uyumalarını, gecenin bir saatinde sucuk ekmek yemelerini filan anlatırım. Ne oldu acaba? Osman seni böyle çiçek polenleriyle beslendiğini filan mı zannediyor? Peri kızı, niye tedirgin oldun? Ben sadece iki kere kalktım sucuk yedim. Siz beni geceleri takip mi ediyorsunuz ya? Ha yok, ben sucuğu takip ediyorum. Ne? Oldu. Ceketlerimi istiyorsunuz. Tamam, alırım ceketleri ya. Problem yok. Tamam. Hoş. Tanesini 50 veririm. Fiyat 60 YTL. Aa senin problemin cicim. Yok ya aradaki farkı ben mi vereceğim? Aa sınıf. Ay bir sucuk kokusu geliyor ya bir yerden. Ya, tamam ya tamam alırız tamam bir şey değil. 20 lira veririm fazladan bir şey yok. Ne kadar pis şantaj yapıyorsunuz Burhan Bey ya. Bay istedim ama niye böyle yaklaşmıyorsun? Oh be dostlarım benim be. İşinin kıymetini anladın be Sacit. Abi oğlum taze başlangıç. Yeni bir garson da alıyoruz bugün. Kim o? Sıkı bir çocuk olsun abi ya. Bunların hepsi uyuyor vallahi. Vallahi ben tanımıyorum. 22 yaşındaymış. Turizm otelcilik mezunuymuş. İşte benim dayımın bir arkadaşının yeğeni miymiş neymiş. Bugün gelip başlayacak. Adı neymiş abi? Deniz. Deniz. Dur bakayım. Deniz oğlum bir çay kap bana koş. Süper. İyi geliyor bu da. Güzel güzel. Uyanık cevval bir tipse İzzet kapalı çarşıdayken pokere dördüncü de olur. Ya beyler. Şu ceketlerden isteyen yok mu aranızda ha? Ya kurtulamadın mı onlardan be İzzet? Vallahi ben giyeyim istiyorum ama renkleri biraz. Oo. İyi günler. Size de. Geldim ben. Hoş geldiniz. Buyurun istediğiniz yere oturun ve hiç kalkmayın. Ben burada çalışmaya geldim. Adım Deniz. Deniz? Burhan! Burhan! Para ver bana! Para ver bebeğim! Para ver! Para ver Burhan! Ya ne oldu Şayka? Ya lazım kızım! Lazım!
Ne için lazım bana söylemiyorsun ki? Bak paranı çarçur ediyorsun ama. Ne alacaksın, şeker mi çikolata mı? Harcama böyle şeyleri. Ya ne çikolatası be? Ya kristal kaplı cep telefonu kapları gördüm şurada. Ay çok güzel. Ya Burhan şu an onları birileri alıyor olabilir biliyor musun? Para ver ne olur. Ne adarmış tanesi? 300 YTL. 300 YTL. 1, 2, 2. Al bakalım. Bu ne be? 300 YTL. Ya pembe, mavi, siyah, altın, gümüş her renginden alacağım Burhan. Nah alırsın. Ne? Sen şimdi pırlantalı cep telefonu kabı mı istiyorsun? Cizil, o zaman kendine seç, beğen bir tanesini al. Ya of ya. Ama Şahika haklı canım. Kaç tane cep telefonun var ki? Sadece birini kullanacaksın. Ama farklı kıyafetleri. Aa, israf. Günüme göre. Yazık. Mood'uma göre. Günah. Var ya haklısın be Burhan'ım. Çok doğru biliyor musun? Ya birkaç gündür hayatımı kurtardın ha. En az 10.000 dolar kar etmişimdir. Ya bir tane gümüş rengi alırım tamam her şeyime uyar. Vay be. Bravo Burhan. Ya sağ ol var ol bebeğim. Ya ver 300 YTL'mi. Burhan abi. Vallahi seni takdir ettim abi. Bir ara seni dövecek zannettim. İyice senet gösterdim vallahi şurada. Ulan ne yapacaktım ya? Tanrı verdi, yemin ettirdi bana. Eğer gereksiz para harcatırsam ayaklarım da kulaklarım yer değiştirsin dedi. Ay bir dakika. Şimdi kristal kaplı saçma sapan bir cep telefonu kabına 300 YTL. Gereksiz para harcama değil mi? Evet ya. Anam. Evet doğru söylüyorsun. Ay. Kulaklarım. Ne yapacak? Lan herif koşmuyor ki oğlum. O transfer parası haram ona abi. Nasıl gazım var biliyor musunuz be abi? İki gündür öldüm bittim ya. Ya oğlum ben geçen gün tuvalette. Ben bu hafta sonu resim sergisine gitmek istiyorum. Ben internetten yurt dışı sanat aktivitelerini takip ediyorum daha ziyade. Ben de bu hafta caz konserine gideceğim. Özledim vallahi. Cazı. Ben de genelde boş vakitlerimde şiir yazarım. Deniz Hanım, siz de gelir misiniz caz konserine? Bilmem. Kimin konseri? Hakikaten ya Sertaç, kimin konseri kardeşim? Biletin var mı? Vallahi kimin konseri olursa olsun. Erken davranan bileti bulur. Öyledir. Aslında en iyi bilet her zaman dükkan sahibinindir beyler. Yani konser sahibinin. Evet Deniz Hanım. Elimde çok güzel deri ceketlerim var. Hesaplı. İlgilenir misiniz? Burhan ne olur. Ne olur Burhan ya. Lütfen Burhan ama. Ya Burhan ya. Ya ne olursun al onu. Ama Burhan ne olur. Ya çok güzel al ya. Al. Şımarık çocuklar gibi tepiniyorsun Şahika. Niye böyle yapıyorsun? Evde 50 tane kotum var. Onlar eskisin ondan sonra. Ya ne eskimesi ya? Ben şimdiye kadar hiçbir şeyimi eskitene kadar giymedim ki. Ya Burhan ne olur al onu bana ya. Ya bütün arkadaşlarım var ya. Ya bak şımarık çocuklar gibi yine tepiniyorsun. Oradaki gazeteci kız diye ki aa ne kadar şımarık bir kız diye. Olur mu şimdi öyle şey dememesi lazım. Ya ne olur alsan lütfen al ya. Şşşt. Ses. Bir dur bakayım. Bak bakayım bana şöyle. Sana nasıl bakıyorum? Ama ya. İsraf kızım. İsraf bebeğim. Bu konu kapanmıştır. Tamam mı Şahika? Ben pasta alacağım. Hadi yürü. Ya hayır ya ben pasta istemiyorum. Ben kutu istiyorum ya. Kutu istiyorum. Hayır. Hayır. Pastayı da istiyorum, kutu da istiyorum. Hayır. Kot olur ama pasta olmaz. Pasta olur. Tamam. Kafamı karıştırdın bak. Bak dizili ne kadar ayıpladılar, cık cık yaptılar. Vallahi ağzını burnunu dağıtırım seni ha. Çakarım suratını ha. Ne diyorsun sen be? Ha sizin başkanı. Kim kime suratına çakıyor be? Ay mecazi anlamda dedim Şahika Hanım. Lütfen ama ısrar etmeyin. Kotlarını giy tamamdır. Ya Burhan, senin kadınlarla ilgili bilmediğin bir şey var kardeşim.
Bir kadının poposunu küçük gösteren iyi bir kot pantolon o kadının aşık olacağı erkeklere benzer. Hayatta 2-3 kez bulursun, bulduğun zaman da bir daha vazgeçmezsin. Yani? İşte ben o kot pantolonu buldum Burhan. Ya bırak gidip alayım. Vallahi israf değil. Senelerce giyeceğim. Çık almasın. Ya Burhan delirtme beni ha. Bak bedenin kalmayacak. Sonra gidip aynısından bulamayacağım bir daha. Çık olmaz. Hayır. Bu konu kapanmıştır. Ben yemeğin itti mi Şahika? Ayaklarımla kulaklarımın yer değiştirmesini istemiyorum. Yürü şimdi. Ya Burhan lütfen ya. Ağlanın bana lütfen ya. Şahika, ben sana şimdi pasta alacağım, tamam mı? Şimdi senin mutlu olma vaktin. Hadi şimdi sana pasta alacağım. Ya, gel. Hayır, gel. Gel canım, gel. Hala bir şey yemedi mi? Yok ya. 3 gün oldu ama hala kötü kokulu karışım var. Yüzü gözü çökmüş ya. Bacım. Yaprak. Ha? Kim seslendi? Ya gideyim bir makarna falan alayım sana. İçim acıtıyor bu halin ya. Makarna beyaz un. Çöp yemeyeceğim. Beyaz un, beyaz şeker, kırmızı et, yağ, tuz, zehir. Bunların hepsi zehir. Ben vücudumu toksinlerden arındıracağım. Ay, ay, çok soğuk değil mi? Ay. Sütlü kahveyi mi beğendin? Sütlü kahveyi beğendim. Bir de neydi o? Hangi renkti ya? Hangi renkti ya o öteki? Açık mavi. Bir de açık mavi. Kim konuştu? Ben konuştum. Açık mavi, açık mavi, açık mavi, evet. Sütlü kahve, açık mavi. Denedin mi bunları bacım? Yok, gerek yok bence. Bir deneseydin. Yok bakayım. Aa olur bunlar bana. Tamam ben onları alayım. Aa, al İzzetciğim bu da parası. 100 kağıt. 60'ar demiştik ama. Aa ama artık sen de yap o kadar güzellik İzzet. Bak 2 tane birden alıyoruz. Ya vallahi kurtarmaz. Zararına bunlar bacım. Yani piyasada 100 kağıttan aşağı bulamazsın Allah seni inandırsın. Tamam anladım da artık yani 20 YTL için de beni mi kıracaksın İzzet ya? Başımın tacısın ama olmaz. 60 son fiyattır. Arkadaş fiyatı. Ben ikramımı yapmışım zaten. Ne sen şimdi bunları 50'şer YTL'ye vermiyor musun arkadaşım? Veremem kusura bakma. Aa o zaman ben de alamam vallahi. Vaz mı geçtin? Ne bitti indirim yapmadın mı İzzet? Ben de vazgeçtim almıyorum ne yapayım? İyi eyvallah. Bir son gerizekalı gitti cekitler. Gittiği falan yok. Salak pazarlık yapıyoruz burada. Blöf bu be. Lan. Bu hıyar mı alacaktı ceketleri? Yok. Yo. Aa aslan alacaktı de ben ona taktik veriyordum. Ha. Vermeyeyim lan ben bunu. Kakalak. Tamam 60'ar vereyim ver ceketleri. Kabul. Yok şimdi de ben vermiyorum. Yani aslanım senden de hiç beklemezdim böyle ucuz numaralar ha. Şantaj yaptı İzzet. Vermiyorum malları. Al. Ben giyeceğim. İzzet. İzzet ne olur geri dön. Yapma İzzet. Ya Allah sana boy vermiş. Gerisini koy vermiş. Zekanı da koy vermiş. 20 YTL'ye çekil çekildir ya. Ya bütçem 100 YTL dediniz ya Burhan Bey. Aradaki farkı sen biricektin ya gerizekalı. Yok ya enayi miyim ben? Niye ben veriyorum? Cimri. Ucuz. Banal. Bunların hepsi sensin. Cebinde akrep var senin. Ayrıca da bir arkada fırt diye çıkmasaydın ben bağlamıştım işi. Gel sana bana. Sen içeri gir. Ceketler de iğrenç ayrıca. Sen ne anlarsın? Sen ne anlarsın be? Tipsiz. Gerizekalı yeteceğim mi? Ya. Geri dön. Sağ ol tatlım. Zahmet oluyor sana da. Deniz Hanım, bir boş gününüzde bizim dükkana da gelir misiniz? Baklava yapıyoruz. Misafirim olursunuz. İnşallah. Baklava çok severim. Ne yapıyorsun lan kız arkadaşıma? Ne kız arkadaşı Sertaç? Önce ben hoşlandım kızdan. Ne belli? Önce ben konsere davet ettim bir kere. Çıkıyoruz lan biz. Ne çıkması lan? Evet demedi ki. Sanki senin baklava teklifine balıklama atladı. Salak. Ne salak Sertaç? Ayıp oluyor. Terbiyeli ol ha. Şşş, ne oluyor lan?
Ayıp değil mi oğlum? Kız benim sorumluluğumda. İkiniz de asılmayın. Ya sen asıl değil mi? Bu da akıllı ha. Ne asılması lan? Aa. Garson Mahmud'a sağ ol tatlım zahmet oldu dediğini hiç hatırlamıyorum Sacit. Eriyip bittin lan kıza. Ama olmaz bu iş abi. Şahika var arada. Ben vallahi yengeme kazık attırmam. Aman ne yer ne severmişsin sen Şahika yengeni. Ya, kız bir kere beni beğendi arkadaşlar. Kapadın mı konuyu ya? Nesini beğendi lan? Seni niye beğensin? Olmaz bu iş Taceddin. İkiniz uyumazsınız. Unut abi. Abi niye herkes benim için aynı şeyi söylüyor ya? İzzet! İzzet kardeşim! İzzet! Ay! Ay yakaladım seni. Oh çok üzülüyorum ya. Aslı adına gerçekten senden çok özür diliyorum. O kızın, o sarı kafanın işi gücü yalandı dolanı çalışıyor bunun kafası ya. Tamam lan tamam. Bas git. Ellerim kaşınıyor zaten döveceğim şimdi seni ha. Ya İzzet niye sen bana karşı bir nefret besliyorsun ya? Sen tüccarsın ben müşteri. Niye öyle olaya bakmıyorsun? Vereyim sana 120 alayım mantıları. Hacı. Vermem. Niye? Vermiyorum lan. İyi o zaman sitli kahveyi alayım. Vermem. Ya açık mavi. Ya vermem. İkisini 130 vereyim lan. Vermem ulan. Sana günahımı vermem. Hayallerimi çaldın. Makbulemi çaldın benden be. Makbule mi? Ne? Ya konu hala makbule mi ya? Makbule yüzünden mi alamıyorum hayatımın çeketlerini? Sen benim bir ilk yaz sabahı Manlıyor'daki evimin bahçesinde yağlı beyaz peynirle güneşli bir kahvaltı yapma ihtimalimi çaldın. Sen benim aydınlık günlerimi mutlu olma ihtimalimi çaldın be. Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim İzzet. Yok lan öyle bir ihtimal. Ya. Ay bir de duygu geldi bana. Ay çok duygulandım. Demek güneşli havalarda yağlı beyaz peynir yemek isterdin. İsilik olurdun ama neyse değil. Demek mutlu olma ihtimalini çaldın ben ha. Gözyaşlarımı tutamıyorum. Bir yeri silmem lazım. Ay şunu nastarına sileyim. Çekilin lan dostlar. Lan çüş artık be. Ulan sen düşüğün de aşağısı Adi'nin de bayası bir adammışsın ya. Kardeşim ben bir hamburger alayım şöyle turşusu bol olsun böyle. Ben de kremalı somonlu bir makarna rica ediyorum. Ben de mantarlı sosisli bir pizza alayım lütfen. Aşkım, bir tanem sen de en azından bir peynirli salata yeseydin. Yok ben iyiyim. Ben sadece su alayım. Peki tamam. Yaprak, bu gidiş iyi değil. Bembeyaz oldun tatlım. Yok yok normal. İki gün kaldı zaten. Şahika yaptıysa ben de yaparım. Uzun cümle kurdurmayın. Yoruluyorum. Ah bir tanem. O Şahika yaptı. Biliyorum mahsus yaptı. O Şahika cadısı yaptı. Kız 20 liram var mı gözünü seveyim. Çorabım kaçtı çorap parası vermiyor bu Burhan. Olmaz olur mu şekerim? Aa yazık ayol. Ya kıpırdamayın. Ne oluyor burada? Ya Burhan çorap alacağım lütfen. Borç almak yasak dedim ama ben. Eğer çorabın kaçtıysa renksiz ojeyle bir tık yapacaksın. Ondan sonrası kaçmaz. Ne bu israf ama Şahika? Ya dün de nemlendirici parası vermedim. Burhan cildim hıdır hıdır kuruyor. Bakayım yakında. Yakın. Yakın. Hakikaten hıdır hıdır. Şimdi şöyle bir şey yapacağız Şahika. Bir ölçü zeytinyağı, bir ölçü pişik kremi, bir ölçü C vitamini karıştıracak en iyi nemlendirici bu. Şimdi ben sana masrafları için 5 YTL veriyorum. Al bakalım. Kalanını bana getirirsin. Sımas, sımas, sımas. Ya Burhan, çüş ya. Abarttın ha.
Ayol kız adam gibi bir nemlendireceksin Burhan Bey. Ay, yemin ettim ben. Gerçekten yemin ettim. Ayaklarımla kulaklarım yer değiştirecek diye o kadar çok korkuyorum ki gerçekten. Sağ ol tatlım. Rica ederim. Sertaç, dün yolladığım mesajı aldım ama cumartesi başka bir işim var. Yine de çok sağ ol. Daha yeni tanıştığın kıza cart diye mesaj mı yolluyorsun? Sana ne oluyor ki? Telefonunu ne zaman aldın lan? Senin gözün var bu kızda Sacit. Ayıp denen bir şey var Sacit. Taceddin bir dur be. Niye ben durayım kardeşim? Kızı ilk beğenen benim ya. Salak salak konuşma. Nereden bilelim ki senin beğendiğini? Madem öyle harekete geçseydin. Senin kadar sırtlan ruhlu değilim kardeşim. Safım ben. Arkadaşlarıma her şeyi söylüyorum ben. Sensin sırtlan ruhlu. Kızdan mesaj ederken senden izin mi alacağım? Ya konuşmayın lan. İkiniz de kızı rahat bırakın. Burada çalışıyor, benim sorumluluğumda. Uyanık mısın sen be abi? Yedirtmem yerim diyorsun yani. Doğru konuş ya. Bak ben gergin adamım. Arkadaş markadaş dinlemem, evire çevire döverim. Döv lan döv. Zaten Deniz'e canımın malımlı konuşuyor. Sana ne oluyor? Gerizekalı. Gerizekalı sensin lan. Kız arkadaşıma asılma, tepelerim Sacit. Tepele de görelim lan seni. Tepelesene. Ahlaksın sen. Ahlaksın lan. Deniz'e yiyecek gibi bakıyorsunuz lan. Şahlaksın. Yarınlık lan. Arkadaş mısınız lan? Arkadaş lan. Şaşırdım. Ya bana para ver ya! Ay çıldıracağım ha! Psikopat mısın, nesin sen yavrum ya? Para versene. Kuaföre gideceğim, saçımın kırıklarını aldıracağım diyorum. Bence gereksiz bir harcama. Kuaför. Ne oluyor be? Bence saçlarınız gayet güzel. Burhan, Şahika Koç Arslanlı var senin karşında. Kacık çorabın üstüne bir de kırık uçlu saçlarla dolaşamam. Moda ikonu çizgimden yavaş yavaş kayıyorum. Paçozun başkanı olma yolundayım. Ay sinirlerim bozuluyor ya. Oh my God, oh my God, oh my God. Ya varlık içinde yokluk çekiyorum ya. Oh my God. Aklamayın Şahika Hanım, yemin ettirdiniz diye söylüyorum. Saçlarınızın kırıklarını aldırmak mı istiyorsunuz? Evet be. Tamam o zaman, tamam. Sanıyorum ben bunu halledebilirim, hem de bedava. Ucuzsun, basitsin, pintisin bebeğim. Bitti bu iş Burhan. Ben adamı paramla döverim. Harcarım harcarım yine bitmez. Sıkılır döner döner bir daha harcarım. Ver benim cüzdanımı. Olmaz Şahika Hanım, yemin ettim. Burhan, kalitemi bozdurma, bana versene cüzdanımı. Hayır Şahika Hanım, olmaz. Yemin ettim, göğsümdeki kıllar burnundan çıksın dedim. Ayağımda kulaklarım yer değiştirsin diye yemin ettim, olmaz. Ya kafanda ekmek kırarız, fakirlere dağıtırız. Yemin kendiliğinden geçersiz olur, ver cüzdanımı. Ne? Aa, muffinim. Aha. Ne oluyor ya, ne yapıyorsun? Ay, ekmek değil ki bu. Al sen şunu, sen de al. Kafanda kırdık, fakirlere dağıttık, oldu. Hadi ben yanlış bir şey gidiyorum. Ya yemin bozuldu mu? Ne demek şimdi bu? Ekmek değil ki bir defa. Allah'ım ya Rabbim, ciddiyetsiz işler. Başıma bir iş gelecek ya. Ay, ekmek değil muffin. Hadi ye bir tanem. Hadi ye. Bir yudum ye, bir tutam ye. Ama ne olur ye bir tanem. Asla çöp yemeyeceğim. Ben yapmasam? Aa, yaparsın, yaparsın ya. Altına deme değil, alt tarafı servis yapacaksın. Ama önce bir prova yapalım Tahsin. Prova? Evet, evet. Şimdi Sabit, misafirlere güler yüzü ve son derece nazik davranacaksın.
Tamam efendim. Aman bir şey isteyen olsa sakın yapmadık getiririz filan deme. Ne isterlerse ver. Tamam efendim. Şimdi menümüzde elle yenilecek ufak ufak kanepeler, çilekler filan var. Sen farz edelim ki bu tabak, tabağın asla kenarlarına dokunmayacaksın. Altından tutarak böyle bütün misafirlere tek tek ikram edeceksin. Altından tutarak ederiz. Buradaki önemli husus, mesela misafirimiz Osman Bey burada oturmuş. Sen arkadan dolaşıp solundan ikram edeceksin, solundan. Solundan. Sağını solunu biliyorsun değil mi sabit? Bazen karıştırıyorum. Aa, aman karıştırma canım. Kalem tutan elin değil, öteki elin. Anladın mı? Tamam efendim. Geç geç. Yani şöyle örneğin. Sizin solunuzdan eğilerek ikram yapacağım. Aa, sakın öteki elini böyle kanepeye koyma. Sebep? Şimdi kalem tutan elini zarif bir şekilde arkaya beline koy. Belime mi? Evet. Ne oldu? Beline biraz dengesiz oluyor da ceket de dar olunca güm diye misafirin üstüne düşmem inşallah. Ya düşmezsin, düşmezsin. Yap bunu, yap. Ay böyle kıvranır gibi değil sabit, güler yüzü. Ha işte bu kadar. Oldu mu iş, oldu. Ay öyle mi dersin? Ay ya böyle eşkıya gibi iş yerini basıp yaka paça ceketi almak da ne oluyor acaba ya? Mal benim malım lan. Daha fazla hırpalamadığıma dua et sen. Ya o ceketler benim hayatımın ceketleri, anlamıyor musun? Makbule de benim hayatımın kadınıydı ama çaldın onu benden. Makbule sende, ceketler de bende. Yani senin bütün derdin Makbule'yle mi? Elbette. Makbule sende olduğu sürece ne cekete ihtiyacım var ne de başka bir şeye be. Dünyanın en şanslı adamısın. Sen o mantıklı diyorsun yani. Biz Makbule'den ayrıldık. Ne? Ne zaman? Ha, yeni buraya. Ayrıldık. Yalnızım ben. Ben tek başınayım. Eğer o ceketle bende olsaydı en azından bana bir tesirli olurdu. İnanmıyorum ulan! Ya niye inanmıyorsun ya? Makbule'den ayrıldım diyorum. Neden inanmıyorsun buna? Bak olay şöyle oluyor. Ceketler bende kalayı, Makbule sende kalayı. Ver o zaman ceketi. Niye ayrıldınız? Ayrıldık işte, ne bileyim. Tipim değil, yaşlı. Dişleri dökülüyor biraz da. Ondan dolayı ben bıraktım. Hadi ver o zaman ceketi. Makbule özgür mü şimdi yani? Evet, özgür hacı. Onu diyorum ben sana. 50'ye verir misin şimdi sen onu? Vermez miyim ben? O zaman şey, açık mavi olanı da getir. İkisine 100 sayıyorum abi. Tamam, eyvallah. Ha, tamam. Şükür. Ver bakayım hacı. Ha. İkisi 100. Ay şey böyle kemeri de cüzdanı da bir hediyesi yok muydu bunun bir hatır için? Abartma lan. Ay. Böyle gergin durmayın yahu. Her zaman böyle oturuyormuş gibi olun. Rahat olun. Başbakan mı geliyor? Geldi. Sakin ol Ufo. Biz Kallavi eski çok önemli bir aileyiz. Aslı ağır ağır aç kapıyı. Anlamadım. Yavaş yavaş mı yürüyeyim? Ay Aslı'cığım açar mısın kapıyı? Tamam. Gelginsin İfot. Hoş geldin Osman. Hoş bulduk Aslı. Nasılsın? Çok mersi. Ah çok teşekkür ederiz. Oo, hoş geldiniz Osman Bey. Bugün müydü sizin ziyaretiniz yahu? Efendim müsait değilseniz başka bir zaman rahatsız edeyim. Ay saçmalama Tahsin. Rica ederim efendim, olur mu öyle şey? Buyurun lütfen Osman Bey. Merhabalar. Oo, neler hazırlamışsınız böyle? Neden zahmet ettiniz? Ne gerek vardı? Yo, biz hep böyle ev oturması yaparız. Ya. Aile geleneği. Nasılsın Osman? İyiyim Buran, sen nasılsın? Sağ ol. Şey, ceketin beğendin mi? Çok şık. Sağ ol. Kaça aldım tabii?
Vallahi bilemem ki. Tahmin et ya. Ya hiç bilmiyorum. Ya Allah aşkına bir tahmin edin, bir tahmin de bulun bence. Burhan Bey. Mahin istedi ama. Aslı, Burhan Bey tam olarak senin neyin oluyor? Müstak Bey'le eniştesi. Şimdi Osman Bey, biz çok eski, kuralcı, biraz muhafazakar bir aileyiz. Evet efendim, biz de öyleyiz. Zaten oradan tanışıyoruz. Tabii. Burhan bizim çok eski bir tanıdığımız. Bir yerde oğlumuz sayılır. Bak bu ileriler, nişanlılar, düğün tarihini tespit ediyorlar. Hayırlısı olsun efendim. Kısmet işte. O arada kısa bir süre için Burhan bizde kalıyor. Yoksa genç bir kızın böyle nişanlısıyla aynı evde yaşaması bizim aile kurallarımıza göre ters. Biz sıcak bakmayız böyle şeylere. Geleneklerimize bağlıyız. Ama Burhan'ın durumu özel. Anlıyorum efendim. Bir de aylık 250 dolar veriyorum kaldığım odaya. Burhan. Ne Burhan'ı? Her ay trink diye eline saymıyor muyum ihtiyar? Çok yaşa Burhan. Her lafa bir şakası var bunun. Hokumas. Şaka mı? Ben de Aslı yavaş yavaş tanımaya çalıştığım için bizim aile düzenlerimizi birbirine çok benzetiyorum. Bizim de bir kızımız var Şahika. Sizin de bir kızınız var Aslı, öyle değil mi? Ya tabii tabii öyle de bizim bir de Makbule'miz var. Bunlar işte böyle evlilik çağında pırıl pırıl genç kızlar ya. Kaç aldım sence? Ne? Makbule'ydi ileride, ceketi. Nereden bileyim ben? Ay ya vitamin et. 30 YTL falan mı? Ne? 30 YTL mi? Sen delirdin mi Hacı Osman? Gerçektir bu ya. Öyle mi? Evet, 50 papel saydım ben buna. İyi, güle güle giy. Neydi bunun? Ha, şurada. Bak. Bak. Şurada ne yazıyor? Şöyle görüyor musun? Yazıyor burada. 30 papelmiş. Burhan abi. Ha. Tamam artık. Bunlar böyle böyle zengin oluyor demek ki böyle böyle. Ay Sabit efendi. Her zamanki gibi servise başlayın lütfen. Sabit bütün davetlerimizde bize servis yapar. Osman'cığım, bu Maslak'ta büyük bir iş merkezi var, Grand Olano. Sizin mi? Hı hı. Bizim canım. Çok iyi yeri dükkan açtın. Hayver. Ne? Havyar efendim. Alayım biraz. Bir de ben bir viski alabilir miyim canım? Tabii efendim. Hemen. Aferin Sabit. Havyar çok güzelmiş. Çok mersi. Afiyet olsun. Hem de en ucuzundan aldık. İnanır mısınız? Osman, bu Etiler'de büyük bir mobilya mağazası varmış. O sizin mi? Bizim canım. Yan kapı. Aa, canım ben viskiyi buzsuz alırım. Buzları alabilir misin acaba? Tabii efendim, ne demek? Sacettin? İyi olmadı İzzet ya. Sacettin gözü mosmor, tek başına içmeye gitti. Sertaş'ın kafası bozuk, çaktı birayı, çaktı birayı. Ya bir kız yüzünden birbirimize girdik kardeşim ya. Allah, benim keyfim yerinde. Makbule'yi istemeye gidiyorum abi. Şimdi mi? Burhan'la ayrılmışlar. Gideyim alayım kızı.
Yine peynir götürmüyorsun değil mi? Yok lan, ne peyniri? Ha. Sele zeytini götürüyorum. Hadi eyvallah. Hadi hayırlısı. Ben yalnızım ya. Niye böyle oldu? Neyim eksik ya? Ben de Aslı'ya dedim ki boşanmada keramet vardır. Yani geç olsun da güç olmasın. Hay Allah, cezalı vermesin. Osman Bey, sizi tanımaktan memnuniyet duyduk. Ben de şeref duydum efendim. Yani başlangıçta her ne kadar Aslı'nın babası olarak otorite bir gösterdi mi sen? İlahi tersin. Birbirimizi yavaş yavaş tanıyoruz tabii. İnşallah efendim. Ne yazıldıysa o. Osman Beyciğim, bir şey yemediniz. Bir somon füme alır mıydınız? Alırım efendim. Sabit! Hemen geliyorum efendim. Ay, kenarından sarkıyor. Toplayayım efendim. Tabii bizim aile düzenimizin ciddiyetini, disiplinini, intizamını bilen biriyle karşılaşmak büyük mutluluk. Çengelköy'de yalı alıyor musun ha Cusman? Ben. He? Evet. Kaç katlı şimdi o? Her katında bir aile oturabiliyor mu mesela? Hangi yalı bu ya? Burhan, Osman Bey, ben Bahattin Bey'i de tanıdığım için böyle benzer iki ailenin tanışması büyük bir şans diye düşünüyorum. Tabii efendim. Allah düzgün insanları düzgün insanlarla karşılaştırsın. Amin. Cümlemizi. Akşamlar, ben geldim. Bu gözümdeki morluğu soracak olursanız az önce kapıya çarptığı bir şey olabilir. Muhakkak. Merhaba Sacit. Gel kardeş, çizim gel otur. Vah 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 vah. Hangi kapıya çarptın ya? Ay güzel. Osman abi hoş geldin. Merhaba canım. Sabit. Somon fümenin yanına içeride soğan vardı. Onu getirsene, lezzet verir. Hayırdır, kiminle kavga ettin Sacit? Kimseyle, bir arkadaşla. Arkadaşla, anlıyorum. Öyle münakaşadan falan hiç hoşlanmaz Sacit de. Herhalde damarına bastılar çocuğun. Muhakkak yetandı ya. Bizim ailemizde böyle kavga gürültü sevmeyiz. Ağırbaşlı insanlarızdır da işte. Vallahi ben sessiz ev severim Osman Bey. Köyde kimsenin kimseye sesi yükselmeyecek. Evde patırdı gürültü olmayacak. Lan! Sabit! Ne yapıyorsun? Affedersiniz efendim. Soğan alır mısınız? Geçmiş olsun. Sağ olun. Neyi var? Detoks. Ha? Allah acil şifalar versin. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bir tanem. En sevdiğin mahalle. Nişantaşı'ndayız. Yazık ya. Gencecik kadın. Oh.
Merhaba abi. Çok üzüldüm Kubilay kardeş. Sorma abi. Sorma canım. Şarkı söylesin. Tabii bir tanem. Tabii bir tanem. Canım. Gülenay abi. Yaprak son takatiyle dedi ki. Gülenay abim bir şarkı söyler mi dedi. Bizi kırmazsın değil mi abi? Aynalar sabahları yalan söylerler. Sözlerine inanıp mağrur olma sen. Tokaçın halinden anlamaz ederler. Bir dilim ekmeği ziyan etme sen. Aynalar sabahları yalan söylerler. Sabit! Öldüreceğim seni. Kusura bakmayın efendim. Sacit Bey'i gördüğümde kimyam bozuluyor. Ne yaptım ben sana ya? Bana değil, kızıma. Tövbe tövbe. Sakınan göze çöp batar diye buna dedi işte. Sabit, sen şimdi sadece ve sadece çileyi çıkar, ikram et. Gerisine karışma makbule yapar. Eyvallah yenge. Ha. Ay ne olsun bundan sonrası sakin geçsin. Gözünüzü seveyim yani. Unutulmaz bir gece yaşadık. Komedi filmi gibiydi. biz de alışık değiliz böyle şeylere. İnanılır gibi değil Osman Bey. Olabilir efendim. Aşk olsun. İnsanlık hali. Evet. Oturalım sakin sakin sohbet edelim artık. Efendim ben de zaten deminden beri konuya girmeye çalışıyorum. Hayırdır inşallah. Efendim bakın aile düzeninden bahsettik. Yani bir aileye yeni birisi girdiği zaman o insanın uyumu çok önemli. Makbule'yi seviyorum ulan! Ne? Bey amca bu sefer ver artık. Bu makbule'yi senden istiyorum. Ya İzzet yine mi lan? Hayda. Ne diyor bu? Deli misin sen oğlum? Burhan denen hıyarla ayrılmışlar. Kız benim hakkımdır. Allah'ın emriyle istiyorum. Vermezsen de alıp kaçacağım. Ne zaman ayrılmışız biz Burhan Bey'le ya? Nereden çıkardın bunu İzzet? Ne oluyor burada ya? Burhan ayrıldık dedi. Burhan Bey? Ya makbule ceketleri alayım diye öyle söyledim. Nasıl yani? Tipim değil dedi. Yaşlı dedi. Bir araba laf etti vallahi. Ne? Ya bilmiyordu gerizekalı. Ne yapabilirim ki ya? İki tane dandik cekete beni sattınız yani ha? Dandik ceket değil bir defa. %100 deri. Burada yazıyor işte. %100 deri bu. Ayrılmadınız mı yani? Hayır İzzet ayrılmadık ama şu an itibariyle ayrılabiliriz yani. Of. Ay. Osman Bey kusura bakmayın size de rezil olduk yani. Ben anlamaya çalışıyorum sadece. Ver lan ceketleri geri. İzzet, olay çıkarma kardeşim. İlmem lan, o ceketlerin hepsi benim. Parasını tıkır tıkır ödedim. Benim onlar. Ulan ya makbuleden ayrıl ya da ceketi geliver. He. Dakika. O zaman... Neyi düşünüyorsunuz acaba Burhan Bey? Ver lan ceketi. Hop, hop. Osman Bey, ne olur siz girmeyin bu işe. Burhan. Efendim? Girin içeri. Aranızda tartışın, konuşun. Aa bize yakışmayan durumlar bunlar. Misafirimizi rezil ettiniz bizi. Yürü lan konuşacağız. Şey makbule sen de bizimle gelsene beni yalnız bırakmasan yiyorum. Şimdi Osman bu İzzet Makbule ablaya böyle tek taraflı takıntılı bir aşk besliyor. O bakımdan
Kusura bakmayın. Tuhaf bir çocuk. Yani yarı deli gibi bir şey. Tanıyorum efendim. Sacit'in arkadaşı. Sabit, çilek getir. Hadi bırakacaksın o kötüsün metini. Beni bak kız. Dayan güzelim dayan. Geçecek kötü günler. Dayan bebeğim dayan. Gelecek güzel günler. Ne haber Kubi? Ay kız, ne olacak bu yaprağın hali böyle be? Elinin körü olacak. Aa. Senin yüzünden dağ gibi karım eridi gitti. Mahsus yaptın değil mi? Karımı öldürmek için yaptın değil mi? Manyağı başka ne diyorsun be? Sen benimle evlenemedin. Yaprak evlendi diye bize kin besledin. He? Senin yüzünden detoksa başladı karım. Canım karım. Ve böyle oldu. Yaprak. Canım. Kubi, alırım paçanı aşağı da kız hasta diye susuyorum bak. Allah Allah, benim detoksum hiç böyle olmamıştı ya. Nasıl olmamıştı canım? Bir hafta aç açına içilir mi o garip dozlar ya? Aç açına mı? Evet. Aç açına mı içiliyor onlar? Nasıl yani? Ay ben bunu bilmiyordum kız. Aa, olur mu öyle şey bebeğim be? Ölürsün açlıktan. Sen ne yaptın ki? Konuştu. Kız ben normal yemeğimi, lahmacunumu yedim. Yanında da o iğrenç şeyleri içtim. Çok iyi geldi bana şahsen. Ne? Sen detoks yapmamışsın ki ya. Gülenay abi. Gülenay abi. Allah'ım sana şükürler olsun. Aşkım yemek yiyor. Ay olur mu aç açına ya. Şaşırdım. Aşkım bir tanem yalnız sen çöp yiyorsun. Daha yiyeceğim. Hayır hayatım. Hamur işi babında değil. Sen bayağı çöp yiyorsun. Aman canım. Boş ver. Afiyet olsun bir tanem. Ben çıkacaktım o kızla. Sana ne oluyor? Kim bu yahu? Garson kızı dayı, manyak bu ya. Lan yedik mi oğlum kızı ha? Ne yaptım lan ben kıza? Al turşusunu okur. Kırılıp dökülüyorsun ama kızın yanında. Ne alakası var oğlum? Sen takmışsın kafaya, içip içip buraya gelip hadise yapıyorsun. Benim ayrı müstakil sevgilim var lan bir kere. Yoksa Hacer mi? Hacer kim ya? Benim kızım. Bak Sacit Kral, bir daha Hacer'in yanına yaklaş. Vallahi iki elim yakanda. Saçmalama Sabit. Aa, geçmişte olmaz olmuş bir mevzu. Şimdi burada neyi tekrar atıyorsun? Ayıp ya. Lan sen evin uşağının kızıyla mı çıktın Sacit? Kapıcı. Kusura bakma Taksim Bey amca. Ama kızın yüzü bir karış yine bu aralar. Zayıflayıp duruyor. Ne yaptın kızıma? Ya ben görüşmüyorum abi. Benim ayrı kişisel bir sevgilim var ya. Niye bırakayım sen? Anlama ya. Niye öyle dedin o gün İffet teyze? Niye sizin hastayla zaten yürümezdi dedin? Benim ne eksiğim vardı?
Niye beni kimse beğenmiyor? Allah'ım yine Taceddin. Yıllardır bu ya. Ben sana lan. Ya lan çocuğum. Benim diyorum sana. Bitti bu iş Burak Bey, bitti. Ne diyorsun bak bir etsin. Ya yapma canım. Bir çekin kadar değerim yok. Vallahi vururum ha. Ben diyeceğimi diyeyim. Ondan sonra siz kendi aranızda barışmaya devam edin. Yetti mi? Yeter. Konuşmayın artık. Osman Bey. Vallahi ilk defa böyle bir şey oluyor bizim evde. Efendim. Çok özür dilerim. Haddimi aşıyorum ama. Yani asabım bozuldu. Ben derdimi anlatayım. Ondan sonra da gideyim. Evet buyurun. Buyurun. Efendim. Aile çok önemlidir diye konuşup duruyoruz. Ama bir yerde aile yetmiyor. Bakın Sacit'in arkadaş grubuna bakın. Ya bu güzelim gece ne hale geldi? Ya bir şanssızlık oldu işte. İşte ben de buraya başka şanssızlıklara karşı bir an önce harekete geçelim, geç kalmayalım diye geldim. Şimdi her ailenin kızı onların kıymetlisidir. Tabii elbette. Aslı da bizim kıymetlimiz. Yalnızca bu mahkemenin sonuçlanmaması biraz şanssızlığımız oldu. Bir dakika İfo. Aslı'nın bir ay içinde boşanması netleşecek Osman Bey. Daha fazla çabuklaştıramayız ki. Konumuz Aslı değil efendim. Ben buraya önce beni daha yakından tanıyın ve güvenin diye geldim. Güzel evet. Ama asıl konu Şayka ile Sacit. Şimdi efendim, biz aile olarak, yani başta babam ve amcam olmak üzere Şayka ve Sacit'in görüşmesini istemiyoruz. Şimdi Aslı Hanım çok değerli bir insan. Keza sizler de öyle. Yani saygımız sonsuz. Ama Sacit'i görüyorsunuz. Yani bize uymuyor. Belki gözünde çok iyi bir insan olabilir, bilemem. Ama yani takdir edersiniz ki her ailenin kendi kriterleri vardır. Ve sizin de izninizi alarak biz bu işin hemen bitmesini istiyoruz. Sebebi ziyaretim budur. İyi akşamlar. Ay herkes burada. Ne yapıyorsunuz bakalım? Osman abi. Sacı. Aa soğuk nevalenin başkanları. Ben sizin neşem de döverim be. Şaşırdım. Ne oluyor ya? Niye herkes üzgün ne oldu ki? Benim. Senin benim. Ayaklarını kulaklarına dikeceğim ha. Adam. Ey kurtum laf ya. Ne demek şimdi bu? Ayaklarım kulaklarım. Şahika Hanım ben biliyordum başıma geleceğini. Ayaklarım kulaklarım anam. Ben bunu istemiyordum. Hayır istemedim. Bunu hiç istemedim ben anam. Arkadaşlarım her şeyi söylüyorum. Sensin sırtlandır ulan. Kadir inanır oldu sana. Hem bir. Sensin sırtlan ruhlu. Kızdan mesaj atarken sana mesaj vereceğim. Sensin sırtlan ruhu. Bu ne? Senin kadar sırtlan ruh sırtlan ama yani. Ben de insanım bir yerde ya. Madem öyle harekete geçseydin. Madem öyle harekete geçseydin. Ya yapma ya. Madem öyle hareket... Ama bak bu... Tamam. Şimdi... Nasıl tamam? Tamam abi. O gitti o. Güzelsin. Az. Ya Burhan. Çüş ya. Ya abarttın ha. Kalan ne getirirsin? Diyorum. Osman'cığım. Bu sizin mi acaba bilmiyorum da... İzzet kardeşim ya ne yapıyorsun kardeşim? Hop! Çüş! Ya öldürse kime ayıp olacak ki? Adam zaten ailesini sallamış diyorsun. Ölü desen ölü zaten.
Ya bırak. Şiş, bu dediğini duymamış olacağım Burhan. Eve eli avuca gelmeli, böyle biraz da taşmalı bence. Yani var ya Burhan, bunları unutacağım. Ne yapacaksın? Ama gereksiz para harcatırsam kulaklarım ayaklarıma yapışsın be. Kelimeyi bulamadım. Ondan olmuyor mu? Oluyor. Ha işte o kelimeden olsun. Ha ondan olsun. Demek güneşli günlerde beyaz peynir yemekli günleri mi? Neydi şey? Münakaşıdan filan hiç hoşlanmazsın Hacit de. Herhalde damarına bastılar çocuğu. Muhakkiti. Bağlantıyı kopartmayalım. Arada lunch yaparız. Tamam. Okay. Görüşürüz Nisli Hanım. Ay. Ay. O da. Ay ben de bu tarafa gidiyorum. Ay çıkın. Ay papayı yakacaksınız zannettim. En korktuğum laf buydu ya. En korktuğum, korktuğum başıma geldi Şahika Hanım. Biliyordum başıma gelince. Ayaklarım, kulaklarım ama ya. Ters olacaktı. Ayak bu kırasır ya. Ha 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 ha.